Ama ruh bunlardan etkilenmiyor. Daha çarşafların içinde, perdelerin içinde sarılı. Hiç kimse bu ruha zarar veremez. Senin bedenini kesseler, doğrasalar bu ruha zarar gelmez. Hayvani tarafın acı çeker. Çünkü beden hayvani. Fakat o perdeler açıldığında, Kudüs esması tecelli ettiğinde kişi tüm hücrelerinde, tüm varlığında o olduğunu anlar. Ölümsüzlüğünü anlar, sonsuzluğunu anlar. Ama bu anlayış felsefi bir anlayış değil. Utancı tattığımızda bütün hücrelerimiz tadar ya. Aynen böyle bir tadıştır. Bütün hücrelerin bilir o olduğunu. Zaten o duruma gelmişsen de andolsun ki sen azim bir ahlak üzerinesin, ayetinin muhatabı olursun. Hani dedin Yoksa ya suyun üzerinde yürüdüm, ateşin üzerinde yanmadım, bana ne? Şimdi rüyamda her gece bana ne? Muhammed'i görürsen gör bana ne? Benim için bir anlam ifade etmiyor. İşte efendim geleceği görüyor, bana ne? Çünkü önemli olan bu üflenen ruhun açığa çıkmasıyla beraber Esma-ül Hüsna'nın benim yaşam tarzım olması. Yaşam tarzı. Şimdi o kişide merhamet varsa, şefkat varsa, affedicilik varsa, bağışlayıcılık varsa, cömertlik varsa, anlayış varsa, idrak varsa, genişlik varsa falan filan işte devam et böyle. O zaman bu insandan, sıradan insanın yaptığı hainliği, eksikliği, noksanlığı beklemen abes değil mi? Abes değil mi? Evet. Şimdi dedik ki hayali, vehmi hali üzerinden alınmış meleki halleri baki kalmış hükmündedir. Ama melekten bile üstündür hakikatte. Çünkü melekler ona ruh üflendiği zaman secde etmiştir. Kişi o ruhu tatmışsa hangi ruhu? Şah damarından daha yakınım ayetindeki ruhu meleklerden daha üstün. Tamam. Bir keşif yolu açılır. Bu keşif yolunda ona ruhumdan üfledim hakikati o kişi de ortaya çıkar. Bu zaten öyledir de. Yani zaten hepimizde o ruh üflü, şah damarından daha yakın. Fakat bu sırada ne olacak? O bunu tadacak, hissedecek, kavrayacak ve hali olacak. Yaşantısı olacak. Müşahade aleminde, müşahade alemi biliyorsun, şahitlik alemi bu dünya, madde alemi. Müşahade aleminde bu sır ona açılır. Tüm varlığıyla bu sırrı tadar. Keşif denilen şeyin adı budur. Tatmak. Keşfeder, fark eder, anlar, tadar. Zaten mevcut olan şeye şahit olur. Yok olan bir şeyi keşfetmek zaten söz konusu değil. Var olan şeyi keşfediyoruz. Bizim bünyemizde mevcut, bizim bünyemizde ne mevcut? Allah'ın üflenen nefesi. Fakat gizli olan şeyin açığa çıkması. Tatmamız, halimiz olması. Buna şahitlik etmemiz bizim keşfimizdir. Kendinde ya da varlıkta olmayan bir şeyi nasıl keşfedeceksin? Eğer Allah'ın nefesi sende olmazsa nasıl keşfedeceksin? Buna keşif denmesi şuhut. Yani şiddetli vuruşundan. Kişi bunu tattığı zaman içinde çok şiddetli bir vuruş hal oluyor. Düşünsene kendini normal etten kemikten bir insan zannediyorsun. Falanca kadınla falanca adamın evladı zannediyorsun. Bir aklın var zannediyorsun. Bir egon var zannediyorsun. O sarsıntıyı düşünebiliyor musun? O sancıyı düşünebiliyor musun? Şimdi böyle okunuyor, ediliyor ama bunlar kolay şeyler değil. Çünkü artık sen yalnızlaşacaksın ve onların dünyası olmaya başlayacak. Senin dünyan değil. Ne dedi peygamberimiz? Ben sizin dünyanızda yaşıyorum ama dünyanızdan değilim. Ruh, Allah'ın ruhu nasıl bu dünyadan olsun? Yalnızlaşmıyorum. Ama işte Allah da fert makamında, ferdiyet makamında yalnız. Zaten de Halil edinir onu. Ama tabii ki onun zaman zaman da sancısı olur, dilim anlaşılmıyor diye. Peygamberlerin en büyük şikayeti oradan olmuştur. Yani dillerinin anlaşılmaması. Enerjide Öyle. nasıl anlaşılsın? Öyle. Öyle. Evet. Altı içerek.
Çok az kaldı, bitiyor. Bitireyim haftaya kalmasın diye böyle bir... Demek ki bizim bünyemizde mevcut fakat gizli olan şeyin açığa çıkması, tatmamız, halimiz olması. Buna şahitlik etmemiz bizim keşfimizdir. Kendinde ya da varlıkta olmayan bir şeyi nasıl keşfedeceksin? Buna keşif denmesi şuhut, yani şiddetli vuruşundan. Yoksa bu aynı zamanda ilim de demektir. Hani ilim dünyasında da keşifler var ya, şunu iyice keşfetti, bunu keşfetti. Ama burada ilim konuşulmuyor, şehit, müşahade söz konusu oluyor. Hani şey diyorduk ya, sordum sarı çiçeğe annem babam var mıdır? Onu duyuyor ki, onların konuşmalarını duyuyor yani. Evet, bu sırrın hakikati şiddetle ortaya çıkar ve kişide büyük bir değişiklik meydana gelir. Ki peygamberimiz de toplumu, sana ne oldu böyle? Sen cinlendin mi? Sen delirdin mi? Sen bir hastalığa mı yakalandın? Sana en iyi tabipleri getirelim, büyücüleri getirelim. Niye? Bildikleri Muhammed değil artık. Hallacı Mansur, bildikleri Hallacı Mansur değil artık. Baş edemeyince derisini yüzdüler. Ya. Bu da şehit müşahede hükmünü ortaya çıkarır. Kim ki nefahtuhu minhu, ona ruhumdan üfledim ayetini okudu, geçti. Hani okuyoruz ya Arapça veya mealinden. Onda Allah'ın ruhu örtülü. Kelamı var, tahakkuku yok. Hiçbir karşılığı yok ki. Batınında kaldığı için hükümsüzdür. Faaliyete çıkmadığından dolayı. Hükümsüz olduğuna göre yok hükmündedir. Yani hayvanlardan daha aşağı veya hayvan hükmünde. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Kafalar karışacak. Hayvana hesap var mı? Öyle insanlara da mı yok şimdi hesap? Hayvanlık içerisinde yaşıyor ve o bilinçle devam ediyor. Ne hesabı ya? Ondan daha kötü bir köş. Hayvanlar aleminde yaşamaya... Ama cezasını çekmeyecek mi? Karşılığını yaptığını görmeyecek mi? Evet. Şimdi tabii ki şöyle görecekti. Ay çok uzun konu, bunu bir dahaki sefere bırakın şimdi. O çünkü evet. Onu oraya bağlamam lazım, şimdi onu oraya bağlamam görecek. Lazım. Evet. Sana göre. Allah öyle diyor. Neyse. Ama şunu bil. Hesap kime biliyor musun? İnsanlık yolculuğunu yürüyeni. Şimdi sen üniversiteye gelmiş veya orada akademisyen olan kişiyle ilkokul 1'e gidenin idrakini bir tutup aynı cezaya mı kesersin? Dersin ki bu kadar sene okudun. Bu kadar ilmi yalayıp yuttun. Sen ha üniversiteyi öğretim görevlisi olmuş kişiye verilen cezanın şiddeti ilkokul 1'e gidenden daha fazla olur. Çünkü sen bildiğin halde bunu yaptın. Çok zordur gerçekler. Yani bu kadar insanlara zarar çok vermiş zor. Kişilerin şey var yani. Karşılıksız kalması. Neye göre karşılıksız? Bilmiyorsun ki olanı. Daha teklif ediyor, daha... Evet. Bilmiyorsun ki olanı. Sen biliyor musun belki de o ki, yani böyle şeyler de söyleniyor. İşte bak ne dedi melekler onların sırtlarına ve yüzlerine vura vura canlarını alırken, artı bu zihniyetteki kişiler bütün bedenlerinin çürümesini o bilinçte kaldıkları için tadacaklar. O acıyı, kurtların geldiğini. Şimdi yetmiyor o zaman, mu? O yeter o zaman. Yok, kaldıramayacağız artık. Yok, o ceza. Ceza şekli var. Hepten yan yeri karşılığını görürsün bir şekilde yapalım yani. Allah katında olaylar o kadar farklı ki. Biz çok küçük akılla hareket ediyoruz. Sana mantık yürütüyorum. Bak sen mantığını kullan. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenin vereceği hesapla bilmeyenin, taammüden adam öldürmekle, kazayla adam öldürmenin cezası bir olur mu? Ya niye Karun'a Allah çok öfkelendi? Her zengine mi öfkeleniyor Kur'an'da? Karun'a niye öfkelendi? Kendinden bildi o zenginliği. Tamam ama daha önce ne verdi? Karun'da ne vardı? Allah'tan ilim vardı. Allah'tan ilim olduğu için Allah'ın öfkesi ve öfke demeyelim. Şimdi insanlar kendi öfkesi gibi zannedecek de karşılığı sert oldu. Çünkü Allah ona bir ilim vermişti ve bu ilimle de servet elde etmişti. Allah'la bir diyaloğu, bir iletişimi olmuştu. Buna rağmen sapıttı. Şimdi Allah'la bu şekilde muhatap olanla hiçbir şekilde haberi yok. Papağan gibi ezberlemiş. Cahil zaten karanlıklar içerisinde.
Şimdi bunu anlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'deki karakterleri de çok iyi anlamak lazım. Bir gün de onları çalışsak ya. Bir çok uzun sürer. Ayet şey benim için Allah'ı tanımak hepsinde evet. Olur ya ölüm olur bana ve size. Evet. Ha inşallah. Bizim birinci görevimiz Allah'ımızı tanımak. Zaten onu tanıdıkça kendimize bir çeki düzen veriyoruz. İnşallah biter daha neler konuşuruz. Rabbim inşallah. Evet. Aynen öyle. Şimdi evet geçelim şunları. Kur'an okumanın sırlarından biri de bu oldu bu. Okuduğun ayetin özüne nüfuz edebilme. Ki Allah ne diyordu? Sabahları erken kalk, Kur'an'ı oku, anlamanı kolaylaştıracağız. Gecenin son işte bir çeyreğinde kalk, okumanı okumanı, anlamanı kolaylaştıracağız. E peki şimdi hafız oluyorsun, okuma yarışmaları yapıyorsun, çocuğa Kur'an öğretiyorsun. Araba kendi dilinden geldiği halde Allah şu saatlerde kalk Kur'an'ı anlamanı kolaylaştıracağız diyor. Kur'an okumak ve anlamak gramatik bir olay mı? Arapça dili bilmekle alakalı bir şey mi? Ezberleme yeteneğinle ilgili bir şey mi? Yoksa manayla ilgili mi? Ki Allah diyor şu saatlerde kalk ki ben Kur'an'ın sırlarını sana açayım diyor. Ayet söylüyor. Açın Kur'an'ı bakın. Google'a yazın benim söylediğim ayetleri görürsünüz. Evet. Kur'an'ı Arapça okumanın veya başka bir dilde okumanın hiçbir yararı yok. Onu hani diyorlar ya sufiler Rabça oku. Allah'ın dediği gibi oku ve anla. Önce anlayıp uygulayıp halin olmadıkça o ayetler sadece bir ses, bir lafız olur o kadar. O ayeti herkes okur, her okuyanın ilmine göre zuhuru başka olur. Kim ki bu ayetleri ciddiye alır, içi titrer. Ne diyordu o müminler ki Allah'ın ayetleri okunduğunda onların içleri titrer. Ve bu onların imanlarını daha da arttırır. Bu ayetlerin vuruntusu da onda çıkmaya başlar. Sallamaya başlar. Yani ben bunu sallamaya başlar derken mecaz demiyorum. Çok ciddi. Allah da orada onların kalpleri titrer dediği zaman mecaz kullanmadı. Fiziksel karşılığı da var bunların. Fiziksel. Peygamber'e vahiy geldiği zaman ne oluyordu o vuruntudan? Terliyordu o soğukta. Boncuk boncuk terler döküyordu. Devenin üstünde yürüyorsa deve çöküyordu. Yanında bir sahabe oturursa dizinin ağırlığından tonlarca ağırlık varmış gibi aşağıya iniyordu. Değil mi? Bunların fizyolojik karşılığı da var arkadaşlar. Evet. Bu ciddiyet neticesinde ki bu da bir disiplindir. Dervişlik disiplin demektir. İşte bu disiplin neticesinde Allah'ın üflediği ruh kişinin disiplini, ciddiyeti, ilmi şiddetinde berraklığında o canlılıkta hayata geçer. O kul biliyor ki artık kendisinde Allah'ın nefesinden, ruhundan başka, özünden başka bir şey yok. Onun ahlakı da Esma-ül Hüsna'dır artık. O zaman ne oluyor? Hak gelip batıl zayi oluyor. Batıl ne? Boş. Peki sendeki yok olan batıl? Ego. Egon. Hı, aynen öyle. Batıl yok oluyor. Kişinin hayalindeki kurguladığı yaşam, benlik algısı, Allah tasavvuru, dünyanın anlamı vesaire bunlar batıl yaşam oluyor. Hakikat onun yerine geldiği zaman. Cehal hakku ve zehakel batılı innel batile kâne zehuka. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Bu dünyada olmazsa ahirette. Cezaları olmayacak mı dedin? Bu dünyaya hiç gelmemiş gibi, yaratılmamış gibi olacaklar. Çünkü Allah kendi emanetini alacak, kendi emanetini ruh. O kendine dönecek. Damla denize dönecek. Ama o hayvanlar cennete girer mi? Çok iyi anlamak lazım burada. Allah'ından da lütfetti sana. Bir beden verdi, ruhunu üfledi, gönderdi. Sana bir sen insan olma potansiyeli verdi yani, ve cennete ancak olamadın. İnsanlar girebilir. Yani. Cehenneme bile insanlar girebilir. Yani üzerinde çok yani, düşünmek lazım. Cehenneme bile layık değil. Vallahi bak
bunlar var ya, tefsirlerde neler yazıyorlar, neler yazıyorlar. Diyorlar ki, şimdi başka bir şey söyleyeceğim, konu çok sıcak, neyse tamam, ben devam edeyim. Evet. Merak ettim. Zamanı geldiği zaman, ama her esmada mutlaka yeri geldiğinde söylüyoruz. Hiçbir şeyi sakladığımız yok, sadece toparlayayım diye. Yüce Allah'ın ruhu ile her yönüyle münezzehtir. Kim o kişi? Al işte şimdi çıldıracak şeriat ehli. Mukaddestir. Kuddüs ismi mukaddesiyet kazandırıyor insana. Bu aleme ait olan noksanlar o kişide yok olur. Nefsin zafiyetleri kemale erer. Sıradan bir insan gibi hissedip davranmaz. Zaten Allah'ı dost edinmiş, Allah onu dost edinmiş. Yani seninle niye aynı olsun ki? Yani onun derdi o olmuş, gönlü o olmuş. Onun duygu ve düşünce dünyası Esma-ül Hüsna'nın geçidi gibidir artık. Dakika başı. Dostluk geçer, aşk geçer, cömertlik geçer, affetme geçer, bağışlama geçer, ilim geçer, hikmet geçer. Senin gibi televizyon programlarına takılmaz, evine alacağın eşyaya takılmaz, geçmişe takılmaz, travmalarına takılmaz, ona buna takılmaz. Sen onunla kendini niye bir tutuyorsun ki? Evet. Oh, o nedenle artık tenzih de ortadan kalkar. Tenzih etmesine gerek kalmaz. Çünkü tenzih noksan idrakin neticesinde meydana gelmekte. Çocuk tenzih etsin. Çünkü o güneşe tapmaya meyilli, o liderlere tapmaya meyilli, kitaplara tapmaya meyilli. Ve Allah'ı ondan sonra illallah diyor değil mi? Sonra, tenzihten sonra, tenzihi yapmadan sana illallah demek izin verilmiyor. Ve nereye dönersen dön, Allah'ın yüzü oradadır, ancak tenzihten sonra. Önce bir tenzih et, çocukluk zekandan kurtul, çocukluk hallerinden kurtul, bir olgunlaş. İşte o olgunlukla sen Allah'ı her yerde göreceksin. Nereye dönersen dön, Allah'ın yüzü oradadır. Artık o tenzih etmeyecek, o ne yapacak? Müşahede hali gelecek. Nereye dönerse dönsün, Allah'ı seyretmeye başlayacak. Ve Allah'ı noksanlık isnat etmekten uzak kaldığı için buna ihtiyacı kalmayacak. Yani Hristiyanların İsa'ya Allah'ın oğlu demesi gibi onun böyle bir durumu yok ki. Tenzihte ne diyoruz biz? Bunlara cevaben doğmadı, doğrulmadı, eşi benzeri yok, dengi yok değil mi? Yalnız kutsal olan Allah'tır, kudüs Allah'tır. Tüm bunlar varlığından silinir. Yani o kişinin varlığında Allah'ın dışında hiçbir varlığa meyletme, Allah'ın sevgisinin önüne onu getirme, düşüncesini, enerjisini oraya bağlama kalmaz. Sen düşüncende diyebilirsin ki ya benim öyle kutsallarım falan yok, öyle mi? Kalbini bir 24 saat izle bakalım, enerjini Allah mı çalıyor? Kaç saat Allah senin kalbinde, oradan anla. Burada bahsedilen makamda 24 saat o kişinin gönlünün Allah'la meşgul olması ve dünya hayatını bile Allah'ın üzerinden anlaması ve hani onun ilmi, onun sanatı, işte peygamberleri düşün. Tüm bunlar varlığından silinir, ahlakındaki zaaflar çözülür. Zaten çözülmeden de bu makama çıkarmazlar. Allah'ın ruhunu sen kendi hakikatinde idrak ettiğin zaman, o mutlak olarak sende tecellide olduğu zaman, kuddusiyet ve mukaddeslik ortaya geldiğinden burada bir noksanlık düşünülemez. Ve böylece tenzih mertebesi de düşmüş olur. Burada tenzihi kadim kalır yalnız Allah'ın zatının, hani Allah'ın zatına değil. Buradaki şey sıfatlarla ilgili. Artık Allah şuna benzer, buna benzer, bu Allah'ın önünde, şu Allah'ın gerisinde. Yani artık senin zekan, idrakin o kadar kavrayıcı, kuşatıcı ve geniş ki ne kendi nefsini ilah edinirsin, ne yaratılmışları öne geçirirsin ve senin gönlün onunla dolup taşmıştır. Artık senin durup dururken Rabbim seni tenzih ederim. Benim gönlümde öyle bir şey yok ki neyine tenzih edeyim. Ama zaten o hale geldiğini de sen bilirsin. Şimdi kalkıp da ben zaten bir heykelin önünde eğilmiyorum, bir siyasi lidere tapmıyorum, Kur'an'ı da oraya atmıyorum deyip de kendini kandırma. Zaten oraya geldiysen senin çoktan gönlünde Tuğba olması lazımdı.
Burada tenzihi kadim kalıyor, tenzihi beşeri düşmüş oluyor. Tenzihi kadim, o her zaman mevcut. Yani demek istediğimiz orada da Allah'ın zatı üzerinden tenzih ediyoruz Rabbimizi. Her ne kadar kendi içimizde onun ruhunu fark etsek de, keşfetsek de, şah damarımızdan daha yakın olduğunu anlasak da ve hatta bizden konuşan olsa da, varlıklar üzerinden değil, Esma-ül Hüsna üzerinden değil, zatı bakımından tenzih ediyoruz sadece. İhlas suresi. Artık onları ilgilendiren o. Ama bunun dışında o hiçbir şeye benzemez. Dediğimizde İsa gibi değildir, bu putlar gibi değildir. Gönlüm ona insanlardan bazıları vardır ki Allah'ı sever gibi bazılarını severler ayetinin muhatabı. Bunlar olamaz. Veya Allah'ın ayetinin sözünün önüne başkasının sözünü geçirmek. Bir bak bakalım gelenekten neye vurgunsun? Ne kadar zor geliyor geleneği bırakmak, değil mi? Evet. Şimdi bitti. Ve buraya gelmiş kişi de zıtlıklar aleminin dışına çıktığından, bu doğru, bu kötü, bu iyi, bu yanlış filan kavramlar sıfırlanıyor. Yok. Allah ne yaptıysa güzel yaptı, doğru yaptı. Fakat şimdi bunu deyince de şunu sakın anlamayın. Hazreti Muhammed de bütün bu zıtlıkları aşmıştı ama Bedir'de savaştı, Uhud'da savaştı, Medine'de sözleşme derdine düştü. Kız çocukları toprağa gömülmesin diye mücadele etti. Kadınlar mal gibi alınıp satılmasın diye mücadele etti. Bunları da gözden kaçırmayın. Yani onu hem seyreyler, Arif onu seyreyler. Seyrederken içinde öfke olmaz. Yani böyle nefsani öfke olmaz. Kin olmaz. Adaletsizlik duyguları yeşermez. Vaktini o çalmaz. Enerjisini o almaz. Ama buranın, bu alemin esmaların dansı olduğunu bilir. Ve kendisi de bu esmaların dansında şef olur. Görevini yapar. Tabii ki yapacak. 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 Sen bana bir tane peygamber göster ki Hint fakiri gibi mağarasından dışarı çıkmamış. Bana bir tane göster, ben de evet diyeceğim. Musa'nın hikayesine bak, ne çekti onlardan. İsa'ya bak. Yahudiler onu ne yapmaya kalktı. Peygamberimize bak. Yusuf'a bak, kardeşleriyle yaşadığı hikayeye bak. Şuayb'a bak. Salih'e bak. Değil mi? Nuh, Lut hepsi. Zekeriya kesildi. Yani bana bir tane peygamber gösterin ki tembellik içerisinde oturmuş harim diye. Onların görevi dönüştürmek. Neyi? Bilinci bir üst evreye taşımak. Görevleri bu. Bilinci bir üst evreye taşıyacak ve bu uygun ortamı sunacak. Bak, sunmazsa ne olur? Kültür çocuğu esir alır ve çocuk o kültürün seviyesi ne kadarsa o kadar idraki olur. Bu çok önemli. Yaşadığımız ızdırap bu. O idrakin açılması için diğer mertebeleri yaşayanların yolu açması lazım. Ortama hazırlaması lazım ve bunların konuşuluyor. Ve yaşayanların da ortalıkta canlı olarak geziyor olması lazım ki çocuklar seçebilsin, görebilsin yani. Evet. Bu boyuta gelmiş kişi zıtlıkları birlediğinden artık tabii ki Kudüs isminin tesirinde olacak ve kendi mukaddesliğini keşfedecek. Kendi özü açığa çıkacak. Şurada şöyle bir şey var. Şimdi sen burada aygazı görüyorsun. Aygazın içindeki gazı görmüyorsun, ateşi görmüyorsun. Bakıyorsun, diyorsun ki bu bir demir yığını. Halbuki daha önce birisi onu görmüş, aygaza uygun şeyler vermiş, sobayı yaktığını görmüş, yemeği pişirdiğini görmüş, ısıttığını görmüş. Hayır, bu işte ısıtma, ışık var bunda, ısı var bunda. Hayır, o bir demir yığını. Henüz sen onu keşfedemediğin için tenzih etmek zorundasın. Çünkü keşfin yok, bilmiyorsun, onun içindeki ateşle ısıyla buluşmadın. Dediğim anlaşıldı mı? Ama şimdi ben ateşle ısıyla buluştuktan sonra niye tenzih edeyim? Ha? Bu anlaşılıyor mu? Evet. Noksanlıktan tenzih etmesine gerek kalmaz. Zaten zıtlıkları birledi. Onun için iyi, kötü, güzel, çirkin yok. Neyin noksanlığı? Sistemi keşfettikten sonra her şeyi birler.
artık tenzih yerine Cemalullah'ın derdine düşer. Tenzih makamında olursan Cemalullah'ı nerede göreceksin? Bu aleme ait noksanların yok olup Allah ile baki kalması, Kuddüs ismiyle kişiye mukaddesiyet tecelli ettiği zaman beşeriyeti ortadan kalkar. Allah ile baki kalır. Ölmeden önce ölür. Beşeriyetinden ölür. Size ruhumdan üfledim, laf olsun diye söylenmiş bir ayet midir? Yoksa bir hakikat midir? Bu ayet gereği gibi tefekkür edilirse, ciddiye alınırsa, peşine düşülürse, anlarsın ki sen zaten Allah'la berabersin. Fark etsen de fark etmesen de. Sadece örtüler var. Ve şeriat ehlinin de bunları kabullenmesini kesinlikle beklemiyoruz. Çünkü onların kafası, aklı, bilinç düzeyi, aklının çapı bunu anlamaya yetmez. Şimdi sen gözlerini kapattın diye güneş yok mu oldu? Ama neye karşıyız? Biz onların idrak seviyelerini anlayabiliyoruz. Evet, bu kadar anlıyorlar. Ne yapalım? Sorun şu ki onların dayatmaları, onların anladığı gibi anlamaya seni zorlamaları, bütün problem oradan başlıyor. Olgun bir insan fikrini dayatmaz. Anlar zaten. Şimdi Kudüs ismini bitirdim. Kudüs çok önemliydi İslam için. Çünkü kutsallar, sahte kutsallar, kendi içimizdeki kutsiyet. Ve şimdi Kudüs isminden tecelli isteyelim, Allah'tan isteyelim. Yani hem bizi hem milletimizi manevi kirlerden, maddi kirlerden tertemiz eylesin inşallah. Yani eğer biz bu şekillerden kurtulamazsak pisliğimizde boğulup gideceğiz. Ya Kudüs, ya Kudüs, ya Kudüs. Rabbim gönlümüzü, aklımızı, bedenimizi, yaşadığımız alanı, memleketimizi her türlü kirlerden, pisliklerden tertemiz eyle. Sen temizliğin kaynağısın, sen temizleyensin, sen saf ve arı durusun. Rabbim, her türlü yanlış alışkanlıktan, bağımlılıklardan, toksinlerden, psikolojik zehirlerden, kinden, öfkeden, nefretten hepsinden bizleri tertemiz eyle. Annemizin rahmine düştüğümüzdeki gibi tertemiz hale getir. Dünyaya bulanmamış, egolanmamış, perdelenmemiş. Ve yanına bizi o temizlikte al. Bizi ve sevdiklerimizi. Rabbim her iki alemde bizleri mukaddes eyle. Amin. Amin.